Xocalı qurbanlarının xatirəsinə əbədiləşdirmək üçün Ankarada park açılacaq. 13 min kvadrat metr ərazidə salınacaq parkda abidə kompleksi də inşa ediləcək. Artıq işlərin bir qismi görülüb. Ankara Yıldırım Bəyazıt Universitetində keçirilən toplantı zamanı məlumat verildi ki, universitet Tarixdaş Millətlər və Cəmiyyətlər Dərnəyi ilə birlikdə Qarabağ Anıt Parkının yaradılması prosesində iştirak edəcək. Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümündə Ankara Yıldırım Bəyazıt Universitetində parkla bağlı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahimə və Milli Məclisin deputatı Heydər Əliyev fondunun təmsilçisi Sultan Məmmədova məlumat verilərkən qeyd olundu ki, universitetin Esenboğa külliyəsində yaradılacaq park eyni zamanda Ankaranın havalimanından hərəkət edən təyyarələrdən də aydın şəkildə görünəcək. Bu sene içinde biz istiyoruz, hatta Kasım ayına yetiştirelim. Yani Qarabağ'ın istiklalini kazandığı güne yetiştirelim istiyoruz 8 Kasım'a inşallah. Şimdi parkta bir defa 613 tane şehidimizi temsil eden ladin ağaçlarımız var. Her bir ağacın üstüne de o meşhum gece şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin tek 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 isimlerini biz yazılı bir şekilde çiviyle çaktık oralara. Ebediyete kadar, sonsuza kadar onlar orada duracaklar. Bir de sonsuzluk işaretini içeren üstünde Azerbaycan bayrağındaki yıldız ve Türk bayrağının üstündeki yıldızları içeren bir sonsuzluk işareti var. O da Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin sonsuza kadar devam edeceğini gösterdiği gibi aynı zamanda da Xocalı soykırımının ilelebet ve ebediyen her gören kişiye tekrar hatırlatılması anlamında yerinde duracak. Ama bu anıt ve park aynı zamanda Qarabağ zaferini de herkese tekrar hatırlatacak. Bu park fikri 2019 Mayıs'ında ben rektör olarak atandığımda Tarihtaş Derneği üyeleri bize geldiler ve bunu teklif ettiler. Biz de hemen kabul ettik. O günlerde birçok süreç yürütüyorduk ancak bu konu bizim gerçekten çok öneme aldığımız bir meseleydi. Konuya ilişkin hemen yer tespiti yaptık ve üniversitemizin en kıymetli yeri olan 5000 kişilik caminin hemen müştemilatının içerisinde bulunan ve rektörlüğümüzün bakış açısıyla aynı yerde olan bir bölgeyi tespit ettik kendilerine. Tabii burası Çubuk Ovası diye geçiyor. Ankara Savaşı'nın olduğu bir bölge. Burada aynı zamanda Türkiye haritasının 50 dönüm üzerine yapılandırıldığı Guinness Rekorlar kitabına giren büyük bir alan daha var ki bu alanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelerek 11 Kasım'da ağaçlandırma gününde burada bir açılış yaptı. Aslında Qarabağ Zafer Anıtı Ormanı'yla Türkiye haritasının yan yana olması gerçekten çok büyük bir anlam ifade ediyor.